Antep fıstığında ağaçlardaki meyve tutumu yüksek rekolte beklentisi oluşturdu. Antep fıstığı ülkemizin en önemli tarımsal ekonomik ürünlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin vazgeçilmezidir. Ülkemiz üretiminin yaklaşık %90'ından fazlası Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılmakta. Sadece Şanlıurfa ve Gaziantep ülkemiz üretiminin %70'ini karşılamaktadır. Ve biz bu üretimle şu anda dünya Antep fıstığı üretiminde 3. sırada yer almaktayız. Bunun yanında son yıllarda Antep fıstığının çok daha kıymetli bir ürün haline gelmesiyle üreticisinin, çiftçinin yüzünü güldüren bir ürün olması nedeniyle çiftçilerimizin, üreticilerimizin Antep fıstığı üretimine olan rağbeti oldukça artmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1000-2000 ton olan Antep fıstığı üretimimiz 2010'lu yıllarda 100-150 bin ton bandına çıkmışken 2020'den sonra 200-300 bin ton bandına üretimimiz yükselmiştir. Çiftçilerimizin çok fazla rağbet göstermesi, yeni fidanlar dikilmesi, yeni bahçelerin tesis edilmesiyle şu anda 60 milyon olan Antep fıstığı ağaç varlığımızın yarısı kadar da yeni Antep fıstığı fidanı dikilmiş durumda. Bu da demek oluyor ki bu ağaçların da meyveyi yatmasıyla birlikte son önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde üretimimiz %50-60 civarında artacak diye öngörmekteyiz. Antep fıstığı periyodisite gösteren bir ürün. Yani bir yıl ürün verip bir yıl ürün vermeme durumu söz konusu. Geçen yıl ürün vermeme yılıydı, yok yılıydı. Buna rağmen 170 bin ton Antep fıstığı üretimimiz gerçekleşti. Bu yıl Antep fıstığının da var yılı. Arazi gözlemlerimize baktığımızda Antep fıstığı ağaçlarında çok iyi meyve tutumu var. Bundan dolayı yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Bu artışla birkaç yıl içerisinde dünya sıralamasında İran'ın önüne geçeceğimizi ben düşünüyorum. Üçüncü sıradayız şu anda, ikinci sıraya, belki ileriki yıllarda birinci sıraya da yerleşebiliriz. Bu yıl çok fazla meyve tutumu var. Rekolte yüksek olacak gibi görünüyor. Tabii bir aksilik olmazsa Mart-Nisan dönemlerinde bazı bölgelerde dolu yağması, Antep fıstığının çiçek döneminde çok yağışın olmasından dolayı, tozlanmanın kısıtlı olmasından dolayı bazı bahçelerde sorun oldu. Halen de bu riskler mevcut. Bu riskler bittiğinde biz Temmuz ayı içerisinde Antep fıstığında bölgedeki, Antep fıstığının yetiştiği illerdeki mühendis arkadaşlarımızla bir rekolte çalışması yaparaktan bu yıl Antep fıstığı üretimimizi belirleyeceğiz. Bu dönemde çiftçilerimize düşen en önemli görev Antep fıstığının gübrelenmesini, beslenmesini, bazı mantari hastalıklara karşı ilaçlanmasını ve sulanmasını özellikle tavsiye etmekteyiz.